Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler, 6. ünite etkin vatandaşlık ünitesinde demokrasi serüveniyle ilgili konu çalışma sorularını beraber çözeceğiz. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Ülkü Genç. Öncelikle bir boşluk doldurma yapmak istedim. Çünkü bu kavramlar ve kelimeler bizler için oldukça önemli. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim biçimine ne diyorduk? Cumhuriyet diyorduk değil mi arkadaşlar? Ve İngiltere'de 1215 yılında kralın yetkilerini sınırlandıran, halka bazı haklar veren belgemiz neydi arkadaşlar? Magna Carta. Evet, Magna Carta Libertatum'da dediğimiz büyük Hürriyet fermanı kralın yetkilerini sınırlandırmıştır. Diğer bir cümlemizde ise demokrasilerde farklı görüşlerin farklı siyasi partiler ile temsil edilmesine hangi ilke demiştik? Çoğulculuk ilkesi arkadaşlar. Farklı görüşlerin farklı siyasi partiler ile temsil edilmesine çoğulculuk denir. Bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir. Ama dikkat ettiniz mi? Başkalarına zarar vermeden hiçbir özgürlük sınırsız değildir arkadaşlar. Bir diğer cümlemizde de yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan devletimizin ilk anayasası vardı. Bunun adı Kanuni Esasiydi arkadaşlar. Bu anayasanın en önemli özelliği olan hangi ilkenin kabul edilmesini sağlamıştır arkadaşlar? Milli egemenlik ilkesinin kabul edilmesi sağlanmıştır. Ve Osmanlı Devleti'nde parlamenter yönetime geçilen ve halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı olaya da ne diyorduk? Meşrutiyetin ilanı diyorduk değil mi arkadaşlar? Buna da meşrutiyet diyebiliriz. Ve özgürlük, adalet, milliyetçilik ilkelerinin ortaya çıktığı olaya da, bütün dünyayı etkileyen olaya da ne diyorduk? Fransız İhtilali. Evet, bu kavramlar bizim için oldukça önemli. Bunları iyi ayırt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz. Demokrasiyle yönetilen bir toplumda farklı görüşler ve düşüncelerin ifade edilmesi önemlidir. Bu durum demokratik yönetimlerde aşağıdakilerden hangisini gerekli hale getirmiştir? Birden fazla siyasi partinin kurulması. Evet, tam da yukarıda çoğulculuktan bahsetmektedir. Burada da yine çoğulculuk ilkesini görebiliyoruz. Mahkemelerin olması, cumhurbaşkanının seçilmesi ya da eğitime verilen önemden burada bahsetmemektedir. Farklı görüşler, farklı düşünceler dediği için cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin gelişimiyle ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Demokrasi ilk olarak eski Yunan medeniyetinde ortaya çıkmıştır. Bu doğrudur. Şehir devletlerinde nüfus az olduğu için temsili demokrasi uygulanmıştır. Hayır, temsili demokrasi değil, doğrudan demokrasi olmalıdır. Çünkü temsili demokrasi halkın temsilcilerinin aracılığıyla yönetime katılmasıdır. Magna Carta ile kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Demokrasinin gelişimine farklı uluslar katkı sağlamıştır. Elbette ki uluslar etkilenmiştir. Bunun üzerine farklı uygulamalar katarak demokrasinin gelişmesini sağlamıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Ama B şıkkını söyleyemeyiz arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Bu seviye belirleme sınavında 2010 yılında çıkmış bir soru.
Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir. İstenilen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir? Kültürel varlıkların koruma altına alınması, geleneklerin sonraki kuşaklara aktarılması, bireylere çevreyi koruma bilincinin kazandırılması, farklı görüşlerin dile getirilmesi. Düşünce ve ifade özgürlüğü dediği için bir tek ilgili olan şıkkımız farklı görüşlerdir arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Bu da devlet parasız yatılı sınavında 2014 yılında çıkmış bir soru. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ülkesi insan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimine sahiptir diyor. Yani demokrasiye uygun olanı bulacağız. Hasan, benim ülkemde hükümdarın emirleri kanun sayılır. Saltanat babadan oğula geçer. Bu hangi yönetim şeklidir? Monarşi. Leyla, kral Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görülür. Ülkem dini kurallara göre yönetilir dediği için teokrasi. Egemenliğin kaynağı millettir. Ülkemde yasama, yürütme ve yargı gücü farklı kurumlarca uygulanır dediği için bu nedir arkadaşlar? Cumhuriyet. Ve ülkemde siyasi güç bir gruba aittir. Yönetime katılma hakkı sadece bu grup tarafından kullanılır. Bu da oligarşi ile ilgilidir. Demokratik olan hangisidir? Cumhuriyet. Yani Hüseyin'in sözü. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Kanun-u Esasiye göre meclis-i mebusan üyeleri her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere 4 yıl için seçilir ve seçim yoluyla bu göreve gelirler. Milletvekilleri belirli bir süreliğine seçilmiştir. Evet, 4 yıl için diyoruz. Mecliste farklı gruplar temsil edilmiştir. Ne diyoruz arkadaşlar? Her 50 bine bir temsilci, demek ki farklı bütün nüfusu burada temsil ediyoruz. Erkek nüfusu seçmen olarak gösterilmiştir. Erkek nüfus diye burada ayırt etmişiz. Bunu da söyleyebiliriz. Demek ki cevabımız 1, 2 ve 3 Denizli'dir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasinin tanımına uygun bir örnek değildir? Demokrasi, duygu ve düşüncelerin özgürce açıklanabilmesi, yasaların çıkartılabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin rahatça kullanılmasıdır. Yönetimde söz sahibi olmuş kişilerin azınlık haklarını korumak suretiyle çoğunluğun görüşlerini kabul etmiş yönetim biçimidir. Hangisi demokrasinin tanımına uygun bir örnek değildir diyoruz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Gazetelerde farklı görüşlere yer verilmesi demokratiktir değil mi? Özgürlüklerimiz demek ki rahatça kullanılabiliyor ya da özgürce açıklayabiliyoruz. En çok oyu alan partinin seçimleri kazanması. Yine burada çoğunluğun görüşleri dikkate alındığı için bunu da söyleyebiliriz. Vatandaşların istedikleri aile hekimini seçebilmesi. Tabii ki seçimlerimizi özgürce yapabilmemiz de bunu gerektirir. Bunu da söyleyebiliriz. Kişisel çıkarların toplum çıkarlarından önce gelmesi. Hayır, kişisel çıkarlar söz konusu değildir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet özelliklerine uygun bir örnek değildir demişiz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet, vatandaşların belirli bir yaşam seviyesinin altına düşmeden yaşayabilmesi ve sosyal ekonomik haklarla desteklenmesi temeli üzerine kurulmuştur. Bunun için devlet, kötü ekonomik ve sosyal koşullar altında bulunan bireyleri korur. Bu kapsamda eğitim, sağlık, konut hizmetleri, toplum kalkınması ve sosyal güvenlik gibi hizmetleri gerçekleştirir. Sosyal devlet özelliklerine uygun bir örnek değildir demiştik.
maddi imkanı olmayan Zeynep'in sınavı kazanıp parasız yatılı olarak eğitime devam etmesi. Bakın, ne yaptı burada devlet? Sosyal durumu iyi olmayan ya da ekonomik durumu iyi olmayan kişiye burs bağlayarak bunu sağlayabilir. Bu sosyal devlet özelliğidir. Yürümekte zorlanan Nimet teyzenin ücretsiz evde sağlık hizmetinden yararlanması. Bu da sosyal devletin bir gereğidir. 18 yaşını dolduran Yağız'ın ülke genelinde yapılan seçimlerde oy kullanması. Arkadaşlar, bu sosyal devlet değil, bu demokratik devlet özelliğidir, seçime seçilme hakkını kullanabilmemiz. Bedensel engelli olan Cihan'a belediye tarafından tekerlekli sandalye hediye edilmesi. Bu da yine sosyal devlete ait bir özelliktir. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre Tanzimat Fermanı'nın alanlardan hangilerinde düzenleme getirdiği söylenebilir. Sultan Abdülmecit zamanında 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın bazı maddeleri şunlardır. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak. Bu hangisiyle ilgilidir? Ekonomik. Vergi dediysek ekonomiyle ilgilidir. Hiç kimse yargılanmadan haksız yere cezalandırılmayacak. Bu da neyle ilgilidir arkadaşlar? Hukuk, cezalandırma, yargılama diyorsak hukuki diyeceğiz. Müslüman, Hristiyan ve Musevi bütün halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır. Burada toplumlardan bahsettiği için, toplumda yaşayan insanlardan bahsettiği için bu da toplumsaldır arkadaşlar. O halde burada üçünden de bahsetmiş midir? Evet. Cevabımız 1, 2, 3 olan D şıkkıdır. Demokrasi yönetiminin esası bugün çağdaş anayasanın en belirgin özelliği olarak görülmektedir. Hükümdarlık ve oligarşi artık zamanı geçmiş, geçici şekillerden başka bir nitelik kabul etmez der Mustafa Kemal Atatürk. Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirdiği söylenemez. Yeni Türk alfabesinin kabulü. Evet, bunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi burada bahsettiği anayasadır, yönetim şeklidir. Bunun yönetimle ilgisi yoktur. Bu eğitim ve kültürle ilgilidir. Ama saltanatın kaldırılması yönetimle ilgilidir. Cumhuriyetin ilanı yine rejimimizle ilgilidir. TBMM'nin açılışı da yine yönetimle ilgiliyken Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü yine yönetimle ilgili olmadığı için cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Metinde demokrasinin hangi yönünden söz edilmektedir? M.Ö. 367'de 12 levha kanunları ile Roma'da demokratik uygulamaya geçilmiştir. Milattan sonra 212'de ise Roma'da yaşayan insanların hepsine vatandaşlık hakkının verilmesi demokratik anlayıştaki gelişmelerdendir. Hangi yönünden söz ediyor arkadaşlar burada? Farklı ilkelerin olduğundan mı? İdeal bir yönetim biçimi olduğundan mı? Gelişmesine ülkelerin katkılarının farklı olduğunu, başka ülkeden bahsetmiyor burada. Zaman içinde gelişim gösterdiğinden bahsediyor arkadaşlar. 12 levha kanunlarıyla başlamış, daha sonra geliştirmiş ve Roma'da yaşayan insanların hepsine vatandaşlık hakkı vermiş. Demek ki zaman içerisinde gelişim göstermiş. 10. sorumuzun cevabı da C'dir arkadaşlar. Peki, diğer bir soruya geçelim. Metne göre Magna Carta Libertatum'un demokrasi tarihine katkısı hangisidir? Büyük özgürlük fermanı olan Magna Carta Libertatum'da kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. Halka bir takım hak ve özgürlükler tanınmıştır. İngiltere kralı ile soylular ve kilise arasında yapılan bu yasalar demokrasi tarihinde kralın yetkilerini sınırlandıran ilk belge olmuştur. Hangisinin katkısından bahsedebiliriz? Egemenliğin kullanımı kurallara bağlanmıştır. Evet, bunu söyleyebiliriz. Diğerlerine bakalım. Meşrutiyet yönetimine geçilme sağlanmıştır. Hayır, monarşide devam edecektir belirli bir süre. Halkın yönetime katılması söz konusu değildir. Monarşik yönetimi sona erdirmiştir. Hayır, bu da mümkün değildir. Egemenliğin kullanımı kurallara bağlı kalmıştır. Yani ne diyoruz? Halka bir takım özgürlükler veriyoruz ama yine de
söz sahibi olan kim? Kral. Bu yüzden cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ortasıda kurulan Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay adı verilirdi. Kurultaya kanun başkanlığında boy beylerinden oluşan devletin ileri gelenleri katılırdı. Genelde son söz hükümdarda olsa da bazı önemli kararlarda kurultayın hükümdarın önerilerini reddettiği de olabilirdi. Ulaşılamaz demişiz. Kurultaya devletin ileri gelenleri katılırdı. Evet, bunu söyleyebiliriz. Halk ülke yönetiminde etkilidir. Hayır. Kurultay burada bir danışma meclisi özelliği gösterir arkadaşlar. Karar meclisi değildir. Bunu söyleyemeyiz. Önemli kararlar kurultaydan alınırdı. Evet. Kurultay devlet yönetiminde önemli bir kurumdur. Evet. Yönetimde etkilidir. Ama yönetimde direkt söz sahibi değildir. Bu yüzden B şıkkı cevabımızdır arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Yukarıda verilen kurumlardan hangileri halkın yönetime katıldığının kanıtı olamaz diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halk yönetimde midir arkadaşlar? Yönetime katıldığını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Temsilcilerimiz vardır. Bunlar aracılığıyla yönetime katılırız. Kurultay ve divanda yönetime katılma yoktur. Çünkü kurultay ve divan bir danışma meclisi özelliği taşır. Sadece hükümdar danışıyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar meclisidir arkadaşlar. İşte burada yönetime katılma söz konusudur. O halde kanıtı olamaz diyor. 2 ve 3 halkın yönetime katıldığını söyleyemeyiz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de buna burada sona ermiştir. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.